Ama yani birilerinin canlarını indirebilirler. Son darbeyi vuramayabilirler. O sıkıntı birazcık HVA için. Diğer tarafta da baktığımızda Royal Bandits'in HVA... Bu arada alt koridoru tamamen ittiriyor HVA Gaming ve seviye 1 üstünlüğünü eline aldı diyebiliriz. Kim kazanır oylamasında %76'lık bir üstünlüğü var Royal Bandits'in derken alt koridorda agresif bir oyun açın üzerine sıçra kullanıldı. Tutuş şurada vardı. İlk kan Holy Phoenix'te. Bakalım Holy Phoenix yaşayabilecek mi orada? 3 yük var üzerinde. Dumbledore önüne geçiyor. Orada dil yarısının önüne geçti Dumbledore ama yine de kurtarmayı başaramadı Holy Phoenix'i. Biraz da revanşa hasar bıraktı sonrasında. Alt koridorda... Bu arada çalışılmış ya. Yani 4 tane dizginsiz büyük kitabı aniden alev ejderine yapılan bir hamle. Bakalım Royal Bandits karşılık verebilecek mi? Ama şu an çok riskli duruyor. Çünkü Broken Blade ışınlarını kullandı. Armut hala kullanmadı ışınları. Burada önde yakalan Trix var. Trix çarpını kullanıp biraz canını doldurmak istedi ama çok erken düştü. Burada Broken Blade sindirecek orada Ninja'yı. Ve bir skorda Broken Blade'e gidiyor. Atabilen bir şampiyon değil Nuno. Royal Bandits ona göre oynuyor. Şimdi bu bir fırsat geliyor. Olabilir mi? Rank için ultisi Holy Phoenix. Bu arada revanş üzerine kullandı ama tam zamanında geldi Trix. Ulti burada revanşa tutuyor. Sıçrası olmanını biliyorlar. Septet da geldi alt koridora. Revanş kalkanını kullandı. Hala düşmüş değil. Trix orada savunma için ulti kullanacak. Çok iyi hamle Trix'ten. Orada takım arkadaşını kurtarıyor ve şimdi Ninja gelecek alt koridora. Burada Septet'in üzerinde tutuştur varken kronometresini kullandı. Royal Bandits bırakıyor. Zaten Septet da yok. Takımda skor verince Septit sanırım 2 milyon dolarlıktan mahrum kalmıştı o arada. Orta koridorda. Kule düşecek. Evet. İlk kule HVA Gaming'e gidiyor. Dakika 15'te. Beklenilenden biraz daha geç olsa da göremedik ama gelmemesi daha hayırlı olmuş onun adına. Yalnız yarış devam ediyor. Alt koridor ikinci kulesi düşecek HVA Gaming'e. Buradan... Ya HVA ilerlemeye devam edebilir aslında geride olmalarına rağmen. Çünkü... Açıya kullandı... W'sunu, Nunu. Bir de durup 3'e 4 ve evet. Nunu etkisi var. İkinci kuleyi aldıktan sonra hemen üste dönüyor Royal Bandit. Çünkü inhibitorun ve vade alametine başladı Royal Bandit ama çok fazla zamanı yok. 10 saniye kaldı. Biraz daha oyalanırlarsa... Son 5 ve vade alametini bıraktılar. Son 3, 2, Baron geliyor. Baron geliyor. Alameti gidiyor. Alamet gitti. Alamet gitti. Trix yakalandı orada. Trix düşüm aldı. Rengin canı çok az. Rövanş 4 kişinin arasında. Rövanş'ı da kaybediyor HVA Gaming. Burada. Armut şimdi geliyor. Armut geldi. Çok iyi bir Tarik ultisi kullanıldı ama Tarik ultisi aktif olmadan orada. Dumbledore düştü. Yanında Broken Blade. Holy Phoenix düşüyor. Vladimir bu savaşın kaderini değiştirecek. Açu da çok iyi kayıtladı orada. 3-3 Vladimir'de bir skor Açu'da. Ve şimdi revanş da orada Malrang'ı hemen geri ittirdi. 3000'e indi. Bir ışından kullanılıyor şimdi. Broken Blade yaklaşacak buraya. 2000'de Baron. O Baron gidecek. Baron Trix'de. Bakalım o pitten çıkabilecekler mi? Armut kanı uzun kullandı. Armut kendi feda edecek sanırım. Visco'nun oradan uzaklaştı. Bu arada revanşla Armut'u kurtarayım derken o da yem olacak. Niye sıçra? Niye sıçra? Çok sorun değil gibi duruyor HVA Gaming adına çünkü hemen orta koridordaki ilk kuleyi düşürdüler. Bakalım devam edecekler mi? İkinci kuleye doğru ilerliyorlar. İkinci kuleyi de alabilirler bu arada. Broken Blade yetişiyor. Evet, Broken Blade de üstü dönüyor. Hatta ışınlar kullanıldı orta koridoru Septit tarafından. Burada bir takım savaşı izleyeceğiz. Açu biraz fazla önde. Revanş bakalım. Şekilde yaklaştı. Açu'nun kötü pozisyonda kaldığını göreceğiz. Açu tam zamanında ham yaptı. Sejion ultisi de taca gidiyor orada. Ve ışının diğer tarafı Armut bozdu. Demeye gitti ve ultisine güveniyor o da. Buraya hemen yetişebileceğini düşünüyor. Ama o gelene kadar iş işten geçebilir. Malrang'in ultisinin gelmesi yaklaşık 20 saniye var. İkinci kuleyi kaybetti. Royal Bandit. Umarlı. Hızlı bir şekilde troll totemin üzerinde bekliyor HVA Gaming oyuncuları. Septet. Bu 3 kişi. Herkesi orada kışkırttı. Ama Septet hasar almaya devam ediyor. Sıçramak zorunda kaldı Septet. Yani Septet 3 kişi kışkırttı. Ama kimse yok yani. Evet yani takip edebilecek kimse yoktu yanında. Alamayacaklar bu arada. Şu anda bakacak olursak 3 tane arındır var HVA Gaming'in ve bir takım savaşı başlangıcı. Rövanş orada arındırını kullandı. Septet havayı savurdu orada Trix'i. Yine güzel Tarik ultisi Vladimir'den. Devredi ama burada çok iyi kendi korudu HVA Gaming oyuncuları. Armut oraya girdi. Dumbledore'un canı çok az. Septet çıkmak zorunda. Malrang çıkmak zorunda. İzin verecek mi ona? Çok fazla hasar aldı Açı. Orada. Royal Bandits oyuncuları. Armut'tan agresif bir sıçra geldi. Skor alamasa da şu anda canlara bakar mısın sol tarafta? Yanım sönüyor. Mavi takımın kulesi yerde.
Bakalım Royal Bands üstüne dönü canları doldurup geri dönmeye çalışacak. İnhibitörü kaybedecekler mi? Yine bir takım savaşı izliyoruz. Evet. Oçudan çok agresif oyun. Olifinix'e sıçradı orada. Oçu bir otomatik saldırı daha yapamadı Olifinix'e. Malrang'ın üzerinde 3 tane yük var. Orada sersemletti rövanşı. Şimdi Malrang da sersemleyebilir. Oçu çok fazla hasar veriyor. Pitover silahını Sept'ın üzerine gönderdi. Sept'ı çıktı oradan çıkmasına ama. Yalnız yine herkes, canlar çok herkes az. Bir otomatik saldırdık. Canla kaçıyor şu anda Royal Bands tarafında. HVA burada skor alamadı belki. Ama arka arkaya iki tane takım savaşı geçtiler. Holy Phoenix'te iki tane skor vardı. Sonrasında HVA yine skorları bulmayı başardı bir şekilde. Revanş yakalandı bakalım. Çok fazla kitle kontrol geldi. Revanş çıkabilecek mi? Arındırı çok az zaman vardı. Açıyor başladı. Açın arındırı var. Açın arındırı var ama 5 tane Royal Bands oyuncusu onun üzerinde. Açıyor oradan çıkış yok. Ve çok büyük bir hata HVA Gaming'de. Açun'un bu arada Urgot ultisinin yavaşlatma kısmında kullanması gerekiyordu bence. Hı-hı, arındırı. Kesinlikle. Ulti sizi çekerken kullanamıyorsunuz ama o yavaşlatmasını en azından kullanabiliyorsunuz. Şimdi Trix sıçrası var. İçeri girip bakalım kahramanlık yapabilecek mi? Buna ihtiyacı var takımın. Alt koridordan bu arada ilerleyen Süper Minyonlar bir tane Nexus Kulesi'ni düşürdü. Ninja burada oyunu bitirmeye doğru ilerliyor. Trix araya girdi ama Baron çalamadı. Bakalım Armut rakibi durdurabilecek mi? Ninja. Orada çok az hasar veriyor kulelere. Sanırım bu Nexus Kulesi'ni alamayacak Ninja ama en azından bir kuleyi düşürdü. Daha iyi pozisyon alarak, kalkanları kullanarak rakiplerini alt etmeye çalışacaklar. Vurmaya başlayacak. Malak biraz önde karşıladı Açu'yu. Şimdi kuleye hasar vermeye başladı Açu ama yan taraftaki Sept'i görünce hemen tekrardan geri çıkıyorlar. Armut kan havuzunu kullandı orada ve bir savaş başladı. Rövanş hamı yapıyor Trix'i. Rövanş'tan güzel bir arındır. Tali kulesi boşa gidecek burada. Takım savaşını başlattı ama bir sıçra bir arındırla bu savaştan çıktılar. Şimdi kişi, takım savaşı isteyen taraf HVA Gaming. Trix'ten sıçra, Armut herkesi yavaşlatıyor burada. Güzel bir alan hasarı. Burada Sept'ı yetişmek isteyecek. Sept'ın canı çok az. Sept'ı sıçradı. Açıdan bir otomatik saldırı Sept'ı alacak. Dumble düşmek üzere. Holy Phoenix otomatik saldırıları üzerinde tutuyor. Caitlyn ultisi orada. Holy Phoenix'e gitti ama diğer tarafta da Armut ve Rövanş arka tarafa sarktı. Harika bir ulti Tahm Kench'ten. Bu da oyunun sonu anlamına gelecek. Ya gerçekten güzel maçtı HVA Gaming'den. Ya galibiyet koşullarını iyi biliyorlardı. Üzerine de çok iyi oynadılar. İkinci Nexus Kulesi'ni de yıkıp galibiyeti, üçüncü galibiyetlerine uzanacaklar. Royal Bandits'e de aynı şekilde üçüncü mağlubiyetlerini yaşatacaklar. Armut'tan yine çok iyi performans. Evet. İki gündür HVA Gaming adına harika oyunlar çıkarıyor. Armut ve HVA Gaming de ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Şimdi rakiplerini tebrik ediyor onlar da. El sıkışıyorlar. Teşekkürler Yufuni. Üçüncü hafta, ikinci gün röportaj alanında ben Deniz Bazlama kadar sizlerle beraber olacağım. Yanımda süper, inanılmaz güzel ve sempatik destek Ravanç var. Nasıl hissediyorsun öncelikle? Ya iyi hissediyorum. Bugün kazansak da olurdu, kaybetsek de olurdu. Çünkü Royal Bandits'in performansı her hafta gitgide artıyordu. Yani ilk bize yenildiklerinde. Ama biz tekrar yakalamasını bildik. Yaptığımız kompu da uyguladık. Peki şu an yükseliştesiniz. Gerçekten güzel bir çizginiz var. Özellikle sen gerçekten şu geçtiğimiz iki sene içerisinde üstüne koya koya ilerliyorsun. Royal Bandits'in şu an kriptonitisiniz. Size karşı iki mağlubiyet aldılar. Motivasyonunuz neydi maça gelirken? Yani motivasyonumuz aslında çok rahattık. Çünkü hani şu an alt takım olarak görünüyoruz. Yani ligde. Hani drafta odaklandık. Yani kompozisyon olarak iyi olursak ve kompozisyonu işletebilirsek kazanacağımızı biliyorduk. Çünkü oyuncular arasında fark yok. Yani yetenek seviyesi Türkiye'de çok kapandı. Hiçbir oyuncu arasında dağlar kadar fark yok. O yüzden kazanabileceğimizi biliyorduk. İyi takım oyunu yapan kazandı diyeyim. Peki maçın bu kadar yakın geçmesi sadece bu bahsettiğin etmenlerden mi? Yok, benim bir yerde kararsızlığım vardı. Engage yedim. Cleanse'ıma 2 saniye kalmıştı. O sırada engage yedim. Yememem gerekiyordu. Dikkatim dağıldı orada. Onun dışında oyunda bir hata yoktu yani. Oyunu yavaş yavaş kazanmamız gerekiyordu. Kompozisyon gereği. Yavaş yavaş kazandık. Peki takım içi moraller nasıl? Alt koridor uyumu nasıl? Şu an Açu'yla oynuyorsun. Ya biz Açu'yla şöyle diyeyim. Şu an 9 ay oldu galiba. Yükselme Ligi'nde de beraber oynuyorduk. Yani 9 aydır kavga ediyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Her şeyi beraber yapıyoruz yani. Hani o yüzden uyumumuz çok yüksek. Gitgide de artıyor. Dostluk kazandı, dostluk kazandırdı o zaman. Peki sana ufak böyle ilginç bir soru sormak istiyorum. Maç öncesi garip bir alışkanlığı, bir ritüeli olan bir oyuncunuz var mı takımın içerisinde? Ya biz Furkan'la İsmail YK söylüyoruz sırayla. Hangi şarkısıydı ya? Yanıma yanaştı dedi.
bir şarkısı vardı ya. Onu sırayla söylüyoruz sözlerini. Öyle bir ritüelimiz var. Eğleniyoruz maçtan önce de. Hem motivasyon oluyor. İşe yaramış gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim Revanç. Sendeyiz Consilarius.